Bismillahirrahmanirrahim. Mustalahul Ahadith kitabımızın bugünkü başlığı El-Hasan. Hasan Hadis. Tarifuhu Hasan'ın tarifi lügaten huve sifetun müşebbehetun. El-Hasan kelimesi sifetun müşebbehedir. Minel husni. Hüsünden gelmektedir ki yani güzellik, güzel olmak manasını. Bima'nel cemali yani güzellik. B istilahen ihtelafet akvalul ulemai fi tarifil hasani. Hasan hadisin tanımında alimlerin görüşleri farklı olmuştur tanımları. Nazaran li ennehu mutawassitan beyne's sahihi ve'z zayifi. Hasan'ın sahih ile zayıf arasında bir yerde olması, bir vasıta olması itibarıyla daha doğrusu ortasında olması. Buradaki bizim Türkçemizdeki vasıtalık manasına değil, vasatında olması, ortasında olması. Yani tam sahih ile daifin ortası olması itibarıyla görüşleri farklı olmuştur. Hem de veli enne ba'dahum arrafa ahada kısmeyhi ve seezkuru ba'da tilke ta'rifati ve alimlerden bazıları iki kısmından birini tanımlamışlar. Hani hasene li zati ve hasene li gayrihi var ya, işte bu sebeple o iki kısımdan birini tarif etmiş. Ben bu tanımlardan bir kısmını zikredeceğim. Thumma ahtaru ma arahu evfeqa min gayrihi. Diğerlerinden daha muvafık olanı onların içerisinde tercih edeceğim o tanımlardan. Birincisi tariful Hattabi. İmam-ı Hattabi'nin tanımı. هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. Peki bunun مخرجه mu مخرجه mu مخرجه mu? Ben burada cezmi tam şedde olarak görüyorum arkadaşlar. Işık yetersiz olunca benim göz sorunum var. هو ما عرف مخرجه yani nereden geldiği bilinen, mahreci tanınan, çıktığı yer bilinen. وَاشْتَهَرَ رِجَالُهُ رِجَالِ ise meşhur olan وَعَلَيْهِمْ مَدَارُ اَكْثَرِ الْحَد۪يثِ hadisin ekseri deveranı da bunun üzerine olan وَهُوَ الَّذ۪ي يَقْبَلُهُ اَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَيَسْتَعْمِلُهُ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ ayrıca Hasan hadis bu şekilde Hasan olan hadis alimlerin çoğunun kabul ettiği fakihlerin de hüküm istinbat etmekte kaynak olarak kullandıklarıdır. Bu bir tanım. Hattabi'nin tanımı. İkincisi tarif-ı Tirmizi. Demiş ki kullu hadisin yurva la yekunu fi isnadihi men yuttehemu bil kizbi. Her bir hadis ki, rivayet edilen her bir hadis ki, isnadında yalanla ittiham edilen bir kimse bulunmayan ve la yekunul hadisu şazzen ayrıca şaz da olmayandır. Şaz neydi? Kendisinden daha güvenilir olana muhalif olması. Ve yurva min gayri vechin ve aynı zamanda bir rivayet yani birden fazla başka bir yolla da rivayet olunması. Nahu zalika bunun gibi bir hadisin ve yurva min gayri vecihin nahu zalika fehuve indena hadisun hasanun işte böyle bir hadis bizim yanımızda hasan hadistir demiş. Evet, isnadında kizble ittiham edilen kimse bulunmayacak, şaz olmayacak ve başka bir yolla da ayrıca rivayet edilmiş. Böylece ne yapmıştır? Önce diğer yolu, diğer senedi takviye etmiş olur. Üçüncüsü tarifu İbn Hacer'in tarifi. Kâle ve haberul ahadi bi nakli adlin tammid dabti muttasili senedi gayru muallalin ve la şazin. Demiş ki Hasan hadis o haberi ahad ki adaletli birisi nakletmiş, daptı tam olan, senedi muttasıl olan, illet ve şazda bulunmayandır demiş.
Böyle bir hadis huve sahihu li zatihi, buna sahihi li zatihi denir. Fe in khaffad dabtu fel hasanu li zatihi. Fe in khaffad dabtu, eğer sadece ravinin dabtı hafiflerse, yani diyelim ki tamuddabt değil de hafifuddabt. Tamuddabt, dabtı sağlam olandır. Hafifuddabt ise tam sağlam olmayan. Dabt konusunda sorunu varsa o zaman ona hasen-i lizatihi denir. Yani sahih-i lizatihi'deki 5 şart içerisinde sadece bir tanesinde biraz eksilme olunca ne oldu? Hasen-i lizatihi denildi. قلت فكأن الحسن عند أبي حجر هو الصحيح إذا خف ضبط راويه. Burada müsennif diyor ki ben derim ki İbn Hacer'e göre aslında hasan hadis sahih hadisin aynısıdır, sadece ravinin dabtı hafif ise işte o zaman o sahih olmaktan çıkıp hasan derecesine düşüyor. Ey qalla dabtuhu, dabtı az olan. Ve huve khabaru ma urrife bihil hasanu, bu tanım aynen hasanın kendisiyle tanımlandığı haberdir, yani hadistir. Amma ta'riful khattabi fe aleyhi intikadatun, tarifi Hattabi'nin yapmış olduğu tarif üzerinde bir takım eleştiriler vardır. İntikadatun kesiratun, çok eleştiriler var. Ve emmet Tirmiziyyü fekad arrafe ahada kısmeyil hasani. Evet, Tirmizi ise hasenin iki kısmından birisini ifade etmiş ki o da hasen-i lizati için yapmış, li gayrihiye dokunmamış. Uvel hasenu, ha ve huvel hasenu li gayrihi mi? وَمَنْ تِرْمِذِي فَقَدْ عَرَّفَ أَحَدَ قِسْمَيْ الْحَسَنِ وَهُوَ الْحَسَنُ لِغَيْرِهِ. Subhanallah. Şimdi burada Tirmizi'nin yapmış olduğu tanım, كُلُّ حَدِيثٍ يُرْوَى لَا يَكُنُ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُتَّهَمُ بِالْكِذِي وَلَا يَكُنُ الْحَدِيثُ شَازًا وَلَا يُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحُ ذَلِكَ فَهُوَ عِنْدَنَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. Normalde bu hasan-ı lizati olması lazım değil mi? Ama burada demek ki hasan-ı li gayrihi. Hele bakalım hasan-ı li zatihi ve li gayrihi daha sonra zaten gelecek, tanımlanacak. Vel aslu fi ta'rifihi en yu'arrafel hasan-ı li zatihi. Asıl olan ise hasan-ı li gayrihi değil, hasan-ı li zatihinin tanımlamasıdır. Li'annel hasan-ı li gayrihi da'ifun fil asli. Hasan-ı li gayrihi aslı itibariyle zayıf hadisler içerisindedir. İrtaka ila mertebetil hasani li incirarihi bi taaddudi turuqihi. Normalde zayıf iken hasan derecesine irtika etmiş, yani çıkmıştır. Neden? Li incirarihi bi şey li incibarihi. Li incibarihi, cebredildiği için, cebire. Cebire biliyorsunuz eksikliği telafi etmek, kırılmış bir şeyi işte alçıya alıp onarmak vesaire manasına gelmekte. Kırılmış olan kolu ayağı falanına da cebire deniyor ya, incibar. O da onun kırığı, eksikliği de cebire olunmuş. Bi taaddudi turuqihi, rivayet yollarının birden fazla olmasıyla. Evet, şimdi gelelim tarifuhul muhtaru. En seçkin olan tanım hasan için. Ve yumkinu en yu'arrafel hasanu binaen ala ma arrafahu bihi İbn-i Hacer'e bima yeli. İbn-i Hacer'in. İbn-i Hacer'in yapmış olduğu tanımlamaya binaen şu şekilde tanımlamak mümkündür hasan hadisi. Huve mettesele seneduhu bi naklil adli lezi khaffe dabtuhu an mislihi ila muntahahu min gayri şuzurin ve la illetin.
senedi muttasıl olandır. Adil kişi ama dabtı hafif olan, tam dabt değil de dabtı hafif olan adil kimsenin rivayet ettiğidir. O da en son nihayete kadar an mislihi ila muntahahu. Yani hadisin son tabakasına kadar da bu şekilde kendisi gibi adil birisinden olacak ama hafifun da. Aynı zamanda şuzuz ve illetten de ne olacak? Yani arı olacak, hali olacak. Hukmuhu. Hasan'ın hükmü. Huve kessahihi fil ihticacı bihi. Kendisiyle delil getirmekte aynı sahih gibidir Hasan hadis. Ve in kana dunehu fil kuvveti. Güçlülüğü itibarıyla ondan aşağı derecede de olsa da. Ve lidalika ihtecce bihi cemi'ul fukahai. Bu sebeple fakihlerin hepsi onunla delil getirmiş ve amelu bihi, onunla amel etmişler. Ve alel ihticacı bihi ma'zamul muhaddisine vel usuliyine. Muhaddis ve usul alimlerin ekseriyeti onunla delil getirme üzerinedirler. Yani yönünde tarafıdırlar. İlla men şezze minel müteşeddidine. Ancak işi çok yani sıkı tutmakta aşırıya giden ve şaz olanlar hariç. Ve kad edrecehu ba'dul mutesahilin fi na'i sahihi. Ancak yani bazıları da hasan konu hadisin sıhhati konusunda daha tesahül ederek, yani daha kolayına giderek onu bir çeşit sahihten saymışlar. Kel hakimi ve ibni Hibbana ve ibni Huzeymete ma kavlihim bi ennehu dune sahihil mubeyyeni evvelen. Daha önce tanımlanmış olan, açıklanmış olan sahihten daha aşağı olduğunu kabul etmekle beraber bunu da bir çeşit sahih görmüşler. Şimdi misaluhu, sahihin örneği. Ma akhrecehu Tirmiziyyu, Tirmizi'nin tahric ettiği şu hadis gibi. Kal haddesena Kuteybetu, haddesena Ca'far ibn Süleyman ed-Duba'iyyu an Ebi İmranil Cüveni. Kuteybe o Cafer'den, Cafer Süleyman bin Dubey'i'den, o da an Ebi İmran el-Cevniyyi an Ebi Bekir ibni Ebi Musa el-Eş'ari kâle. Semi'tu Ebi bihadretil aduvi yekûlu. Düşmanın hazır olduğu anda babamın şöyle dediğini işittim. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. الحديثنا إلى آخر الحديث. Demek ki bu hadisin tamamı değil, bir kısmıdır. Onun için ila ahir el hadis dedi. Tamamını buraya almamış. Burada sadece kaynağını vermiş. Evet, Efendimiz buyurmuş ki cennetin kapıları kılıçların gölgeleri altındadır. Yani buradaki maksat, bir insan Allah yolunda cihad ederse ona cennetin kapıları açılır manasındadır. فهذا الحديث قال عنه الترمذي هذا حديث حسن غريب. Bu hadis konusunda Tirmizi hasan ve garip olduğunu söylemiş. Kultu ve kana hadha el hadis hasanan. Evet, müsannif diyor ki bu hadis hasendir. Hasan ve garip değil de hasendir. لأن رجال إسناده الأربعة ثقات. Çünkü hadisin senedinde geçen her dört ravi de güvenilir kimselerdir. إلا جعفر بن سليمان الدبعي فإنه حسن الحديث. Sadece onların içerisinden Cafer, onun hadisi hasan derecesindedir. Onun için bu hadis hasan kabul edilmelidir, garip değil. Lizalika nazal el hadis an mertebeti's sahih ila mertebeti'l hasani.
Bu sebeple hasen sahih derecesinden hasen derecesine inmiştir. Yani diğer üç raviye göre değerlendirilecek olsaydı bu hadis sahihti. Ama ravilerden bir tanesi daptı hafif olması itibariyle, hani neydi? Eğer daptı hafifse o sahih değil de hasendir demişti. Mertebetuhu. Kema enne lissahihi meratibe. Nasıl ki sahih hadisin değişik mertebeleri vardı. Yetefavetu biha ba'du sahihi an ba'din. O mertebelerle sahihlerin bir kısmı bir kısmından farklılaşırdı. Kezalike fe inne lilhasani meratibe. Muhakkak ki hasen içinde mertebeler vardır. Ve kad cealaha zehebiyyü mertebeteyni. Zehebi hasen için iki derece var demiş. Fekale fe'a'la meratibihi mehtulife fi tashihi hadithin hadithi ruvatihi ve tahsinihi. Mehtulife fi tashihi hadithi ruvatihi ve tahsinihi. O hadis ki ravilerinin hadislerinin hasen mi yoksa sahih mi olduğu konusunda ihtilaf olunandır. O hadis ki sahih mi yoksa hasen mi konusunda karar verilemeyen. Bu a'la mertebedir. Yani en yüksek mertebesidir. Ke hadisi Behz ibn-i Hakim'in. Behz'u olmaz çünkü idafedir. Behz bin Hakim an ebihi onun da babasından rivayeti, an ceddihi onun da dedesinden. Bunların daptı konusunda biraz daha mufassal kitaplara bakmak lazım doğrusu. Ve Amr ibn Şuayb'in yani ve ke hadisi Amr ibn Şuayb'in, Amr bin Şuayb'in hadisi an ebihi onun da babasından rivayet ettiği, an ceddihi dedesinden. Ve İbn İshak'a yani ve ke hadisi İbn İshak'a an Teymi'yi onun Teymi'den rivayeti ve emsali zalike ve bunun gibileri. Ve emsali mecrur yapmış ama diğerlerinin hepsine yani sehv-i nasıhtır bu. Onlar çünkü ke hadisi Behz ibn Hakim'in. Hadis Behz'e idafe edilmiş. Diğerleri onun üzerine atfedildiği için onlardan mecrur olmalı. Ve emsali zalike ve bunun benzerleri mimma qila innehu sahihun ve huve min edna meratibi sahihi. Hakkında sahih denildiği halde onun en edna, en düşük derecesinde olduğundan dolayı bunlar hasen kısmına girmektedir. Ama hasenin en a'la kısmı. B. Thumme ba'da zelike mehtulife fi tahsini hadisi ruvat hadisi ruvatihi ve tad'ifihi. Eğer ravilerinin hadisinin hasen mi yoksa da'if mi olduğunda ihtilaf varsa o zaman bu düşük derecedir. Sahih mi yoksa hasen mi derecesi âli oluyor. Sahih mi yoksa daif mi o ise nazıl yani düşük derece oluyor.